Karşılaştırabilirsin. Travel için. Yaşam kostu değil bunlar yani. Şey yani. Tahmini bir bütün gün içindeki her şey mi? Evet ama dediğim gibi gene yani bu benim tahminim değil. Benim yaşam tarzıma göre oluşturmuş bir şey değil. Sadece aynı Anladım. kaynaktan alıyorum hepsini. Aynı kaynaktayken Birbiriyle birbiri arasında karşılaştırılabilir. karşılaştırmıyorum. Evet. Geçen şeye baktık. Bu Numbeo.com var ya biliyorsun. Evet. İşte cost of living şeyleri. San Francisco'ya baktık. Birebir ödediğim şeylerin tamamen aynısı. Ve kira Evet, yazdığı bayağı bir şey yok. aynı benim kiram. İşte gym membership 100 dolar yazmış. 100 dolar veriyorum hakikaten. Baya enteresan. Çünkü şey Evet. sanırım insanlar giriyor hakikaten. Hani burada yaşayan Evet tabii. insanlar. Tabii. Tabii artık sürekli update gerekiyor enflasyon yüzünden. Evet. Share Olduğu screen yapayım kadar. ben de. McMeal mu? McMeal ne amına koyayım? Bu ne ya? Animasyonla geldi. McMeal. 12 dolar. Herhalde şey. Hamburger menüsü falan. Domestik bira 7 dolar diyor bir biraya. Yani. Bir pint ne demek hiçbir fikrim yok. 50'lik gibi. 50'likten biraz daha büyük galiba. 12'li yumurta 5 dolar doğru. Gerçekten doğru yeni aldım. Sigara mı? Hayda. Kim ucuza buluyor bu sigaraları? Ya ben içmiyorum bayağıdır ama en son içtiğimde 20 dolardı paket. Burada aşırı vergi var sigaraya bu arada. İki Buralarda da katı öyle. falan. Ama Türkiye'den ucuz gene. Ya Yani. absolut olarak değil de şey olarak, relatif olarak. Nasıl yani? Yani Türkiye'den absolut olarak ucuz değil. Türkiye'de kaç euro bilmiyorum da Türkiye'de mesela atıyorum 5 euroysa burada ondan daha pahalı. Ama alım gücü olarak bakarsan Alım gücü olarak Türkiye'den nasıl bakıyorsun abi? Çok karışık bir konu. az çok bakabiliyorsun abi. Yani kirayı oranına bakarsan, mesela Macmillan oranına bakarsan falan şey, Türkiye'de çok pahalı sigara. Abi çünkü şey muhabbeti görüyorum hep Gül'le bunu anlatmaya çalışıyorum deli oluyorum böyle işte şu şey soruyor mesela işte Amerika'da bilmem ne kadar işte siz işte 20 dolar Bir diyorum euro, bir dolar abi. Şey, şey bir diyor lira, bir sadece 20 birim ne kadar ucuz falan diyor öyle. Abi ucuz değil euro. yani 20 dolar büyük bir para. Evet. Ya ya burada 20 liraya işte onu alamazsın diyor mesela. Tamam ama bu hiçbir şey Evet, ifade evet. etmiyor. Öyle değil. Evet. İşte Big Mac endeksi güzel o yüzden. Ya Big Mac'e bölüp kaç Big Mac alabilirsin o parayla onu hesaplayabilirsin. Çünkü dünyada hemen hemen maliyeti her yerde aynı onun. Ona göre Ya bir onun da şey satıyorlar problemleri falan. var bu arada. Big Mac'in kalitesi her yerde aynı değil. Kimi yerlerde çok ucuza mal Olsun abi. ediyorlar. Big Mac'in kalitesi zaten orada adamın beklediği kalite oluyor. Mac'in kalitesi her ülkede şey, yani Big Mac Amerika'da ne kadar kalitesiz bir şeyse Türkiye'de de o kadar kalitesiz bir şey. Mac burada var mı? McMeal var gerçi aynı şey olarak görmüşler. iPhone indeksi yaptılar abi bir de biliyorsun. Aa evet. Günde 2020. kaç gün 2023 çalışman yok mu? gerekiyor? 2000 2021 varmış en yeni. Tamam. Bakalım. Kaç gün çalışman gerekiyor bir iPhone için? Yes. Number one Birinciyiz. abi. Evet. Sırtımız yere gelmez abi. Filipin yaklaşmış bayağı helal olsun ama tahtımızı kimse alamaz abi. Yani bu Brezilya, bakılan ülkeler Hindistan. içinde tabii. Nasıl yani? Yani Filipinler niye var orada mesela?
Hani niye şey yok? Vietnam niye yok mesela? Laos Mozambik niye yok falan diyorsun. Evet. Yani. Çıkıyor en alttaymış mesela Mozambik. Ne? Nasıl en altta olsa abi? Aşırı zenginlermiş falan. Bir gün çalışarak. Yani evet. Kime göre neye göre de. Yani birinciyiz demek şey. Bu adamın baktığı ülkeler arasında birinciymiş. Evet tabii ki abi yani. Önemli değil ama yani şeyden. Evet. Portekiz'den çok daha kötüyüz mesela. Sadece buna bakmak. Ama o bariz gibi. Abi. Portekiz'den çok kötü olduğumuz bariz zaten. Niye? Buna ya bakmadan mesela, değildi. Hindistan'dan kötü olduğumuz bir haber. Brezilya'dan kötü olduğumuz bir haber benim için de. Montenegro'dan da kötü olmamız yok. O bile haber Montenegro değil. Tayland'dan Avrupa kötü olmamız o. Haber değil. Kim? AB ülkesi falan değil mi Montenegro? Montenegro da yok. Montenegro AB değil. Girmeye çalışıyor da değil. Ya çok bir şey ifade etmiyor gene abi. Polonya mesela, Slovakya onlardan falan tabii ki kötü olduğumuzu biliyoruz zaten. Bu ortalama mı bir de? Ortalama mı? Burada yazmamışlar evet de. Average earnings yazıyor. Evet yani ortalama maaş da çok garip bir laf tabii ki. Evet. Asgari ücret değil ama yani onu soruyorsun evet. Yok canım asgari ücret zaten hiçbir yer tutmuyor şey açısından. Benim maaşımla bakalım. %40'ı şey asgari ücret. Benim maaşımla bakalım abi. 11 bin dolar. iPhone 13 Pro 1000 dolar sanırım. 11 bin doları 30'a mı böleceğim mesela günlük şeyimi? Günde 366 dolar mı kazanıyorum? Tamam. 3 gün gerekiyor o zaman aşağı yukarı. Kaç demiş grafikte? Amerika ortalaması kaç günmüş? Amerika ortalaması 5.9. 6 gün. Süper abi. Geç, kere katlamışsın Amerika ortalaması. Sikerim abi ortalamayı tabii canım. Çok ben. Detaylı yöntemlerle hesapladık ama. Ama gerçekten öyle bu arada sanırım. Yani öyle ortalama diyorum, sadece bir, yani buna çok daha basit bakabilirsin. Yani Amerika ortalaması kaç para kazanıyor? Evet. Ama bayağı az kazanıyor maalesef. Ortalama Amerikalı. Bunu yani unutuyoruz bazen. Yani, biz... yani ortalama Alman'dan daha fazla kazanıyormuş grafikten göreceğimiz üzere. Evet de yani Amerika, iPhone bu. Ortalama Amerika çok yüksek kazanıyormuş. Absolut terimler. iPhone çok ucuz abi. Bir de o da var yani. Muhtemelen orada iPhone pahalıdır. Yani vergi falan. Biraz bir şey daha vardır. Pahalıdır da o kadar fark etmiyordur. Yani bir %10 falan daha pahalıdır. Girsene bir Apple.de'ye. Apple.com'a. Apple.de. Di Ganze Pova. %10 falan fark ettiğini düşünüyorum. Bu ne oğlum? İngilizce yazıyor yanlışlıkla tuşlar. Almanca çevirmeyi tuşlar. So was one pro ne demekse? 1150 euro mu diyor? Bu 13 Pro. Tamam işte. iPhone 13 Pro 1150. Tamam. 100 evet. Burada da 1000 dolar. Ya belki de değildir bilmiyorum. Tam bak ya. Bu normal iPhone ya. Pro nerede? $1000. Oh so pro. 999 abi lütfen. Ne diğeri ne kaydı? Amerika 1150 %15. Evet. Bir altın patlatalım ya. Güzel parlıyor. Neyse abi yeterince paraya baktık ya. Para artık üzüyor beni. Paramız pul oldu amına koyayım. Enflasyon mahvetti. Evet abi. Ha, ne olacak bu savaş? Yeni kızışmış savaş abi. Putin'in kızının, arkadaşının kızını öldürmüşler. Onu güya şey yapmamış. Ukrayna yapmamış güya.
Ya bırak abi, kim yapacak? Kazayla mı? Tesadüfen mi öldü? Yok, başka birisi sahiplenmiş. Hmm. Rusya'nın içinden birileri sahiplenmiş. İlginç. İyi bari bu vesileyle şey olmasın abi. Ortalık kızışmasın. Neyse abi, Thanos prensibi... Aa, ne oynayacak? Tropik oynayacaktık değil mi? Tamam ya, bakalım Tropik Tropico demiştik ama ben oynayalım. Tropico oynayamayacağımı hatırladım abi, çünkü Türk kartımda para yok. Göndersem şu an akşam olduğu için geçmez. Thanos prensibi oynayalım. Abi Almanya'da yaşayıp çok iyi maaş alan bir adamın akşam oldu artık alamıyorum oyun. Param yetmiyor. Demesi Ne bayağı oluyor komik geldi. ama? Ne yapayım yani? Türk hesabından sürekli para mı bulundurayım? 7 liralık benzin aldığın günlere döndün abi. İşte hayat Bak, circle'ları. Türk hesabını söylüyorum. Kaç param var Türk hesabında? İki tane hesap var. Bir tanesinde 16 lira 60 kuruş. Bir tanesinde 6 lira 12 kuruş param var. Bak, bir tane de euro hesabım varmış. Onda da 0,37 euro param varmış Türkiye'de. Ben Biliyorsun açayım. Türk hesabı. Sen Ben aç, sen alayım. aç. Thanos prensibi al. Thanos prensibini aç. Ha, okey. Ha, Tropico'yu... Tropico'yu multiplayer falan oynamak lazım. Ha, anladım. Tamam. O zaman. Var mı multiplayer Tropico'nun ya? Tropico simülasyon değil mi? Vardır ya. Vardır. Kim? Vardır, kesin vardır ya. Sıkın şeyde bütün ekranı şey edemiyorum herhalde. Edebiliyormuşum. Troll. Oh so pro. Bu Apple'ın cringe Tropico marketingi. 160 liraymış. Almak lazım ya. Bunu ben yarın alayım. Şey geldi aklıma ya. Online PvP, Kamyar. evet. Ne? Kamyar şey diyordu ya. Çok pahalı alamadım oyunu. Ha, Düşsün evet. bir sene bekleyeyim, yazın indirimde alırım falan. Abi Allah Evet. aşkına. Çok cimrisiniz ya. Ya sen değil de. Çözünürlükte bir gariplik mi var ya? Aspect ratio'su oyunun niye sinema filmi gibi? Herhalde menü böyle. Ben sana veriyor muyum bunu? Ha, veriyorum. Veriyorsun. Sesi geliyor herhalde. Sesi gelmiyor. Ama Thanos'un gelmiyordu zaten. Şey oluyordu. Thanos. Ne? O adamın oyunun gerçeğini unuttum ya. Oyunun gerçek ismini söyleyemiyorum. Talos muydu? Talos. Thanos. Ne? Talos galiba. Ne? Talos. Talos, ha. Ulan. Evet. Talos'un sesi çalışmıyordu abi zaten. Yok ya, Hiçbir çözmüştük zaman onu. çalışmadı. Yok yok, hiçbir zaman çalışmadı. Discord'da çalışmadı hiçbir zaman. Zoom'da çözmüştük galiba. Zoom'da ses vardı ama görüntü sik gibiydi. Evet. Bunda görüntü yok ama şey. Replikler uçtu. Disable Ya Streamlabs. ben senin kafanı bu pencereden koparmak istiyorum ama yok. Bir opsiyon. Nasıl? Yani senin ekranınla kafanı başka bir yerde görmek istiyorum. Kafanı sağ monitöre koyacağım, ekran şeyde kalsın istiyorum. Yok, kafanı şey. Yapabiliyorsun. Var. Öyle mi? Ne, Var nasıl? var. Yani nasıl olduğunu hatırlamıyorum da yapmıştım bir ara. Kesin var yani. Kurcalarsan bulursun. Principle.
dakika. Pop out var abi işte. Direkt pop out diye geçiyor. Abi. Buldun değil pop out mi? Yapmadı. Pop out başka bir şey. Pop out şey de çıkart. Ha, screen share'den ayıramıyor pop out. Aa, şimdi anladım. Senin dediğin şeyi yapmak imkansız olabilir, evet. Bir dakika o zaman. Pop out'tu. Okay. Yayın açıyorum bu arada. Dört. Dörtte mi kalmışız? Üçe, evet, ha, bitirdiklerimiz böyle şey oluyor, sönükleşiyor demek. Şimdi fark ettim. Bunu yaptık. Mouse hızını bir düşüreyim. Senin motion sickness'ın olmasın. Let's see. Bu var. Don't cross the streams. Ha, yeni bir element girmişti şeyimize. Başka renk. Evet. Evet. İki renk var. Bir mavi ışık var, bir kırmızı ışık var. Evet. Evet. Kırmızı ile mavi ışık birbirini cancel ediyor. Birbirini cross edemiyorlar. Don't cross the street de oradan geliyor. Evet. Peki ne neyi açıyor? İkisi birden mi dönmesi gerekiyor kapıyı Evet. açmak için? Hı. Tamam, biraz dolanalım. Başka bir şey var mı? Yok. Mouse çok yavaş oldu. Sıfır elliymiş gene. Bunu cross etmeden yapmanın yolu çok arkaya şöyle koysak. Şöyle. Göremiyor mu? Daha arkaya gitsen olacak.
Oha, yer varmış burada. Yes. Sen de gör. Yes baby. Aa, çıkamıyoruz. Hapsolduk. Heh, burada. Bitti mi bölüm? Kaçırdım. Bu kadarmış, evet. Şimdi sıradaki Tetris parçası bu. Above all üç boyutlu puzzle'lara ön yargıyla yaklaşmıştım ama aslında çok tatlılar. Çok farklı Evet. bir boyut katıyorlar olaya. Yani üç Evet. boyutlu puzzle mı olur amına koyayım diyordum. Kaldık yani şu ana kadar birçok puzzle aslında iki boyutluydu. Yani yüksekliği kullanmadan hiç. Şu ana kadar. Şu ana kadarki puzzle'ların abstrakt versiyonunu iki boyutlu bir halde yapabilirsin yani. Ama bazılarını çok ender olsa bazılarında da kullandım. Deminki puzzle da iki boyutluydu aslında. Evet. O açıdan düşünmedim hiç. Önce bir dürüm değerlendirmesi yapalım. Tamam, gene kırmızı ve mavi açılacak. Bu daha tricky bir. Daha tricky bir durum gibi ama. Mesaj var mı bakayım? Henüz yok. Sen bitirdin mi bu orijinalin oyunun? Bitirdin. Bitirdim. Hmm. DLC sonra onu bitirdim. Oo. Yani başlamadım ona. Bakalım hayatın sırrını öğreniyoruz oyunu bitirince, değil mi? Evet. Bayağı eğlenceli bir durum. O yüzden heyecanlıyım açıkçası. Çünkü bayağıdır merak ettiğim bir konuydu hayatın sırrı. Abi bu imkansız duruyor bu level, o yüzden hayatın sırrı sanırım şey şimdilik başka bahara kaldı. Çünkü Niye mavi imkansız? abi, çünkü yer yok başka gidebileceğim gibi Evet, duruyor. nasıl yok? Nasıl nasıl yok? Buradayım işte, olabilecek en uzak noktadayım her şeye ve teorik olarak yani nereden dolaşabilir ki etrafından? Bu ikisi duvara gömülü. Bunlar burada. Bir yapmaya çalışsana ya, o kadar düşünmeden. Ondan sonra analiz edelim problemini. Yapmaya tamam. Diğerini koyamadın. Diğeri görmüyor şu anda.
Tamam. Ay, şimdilik. Mavi de burada. Tamam. Şimdi kırmızı buradan geldiği için şu alanım benim. Yani şu taralı alan gibi düşünüyorum. 3 boyutlu olarak. Yani üçgenin alanını hesapladım kafamda. Üçgen değil de işte ne boksa o şekil. Şimdi mavi bu şeklin dışında Evet. kalan bir alan yok. Tamam işte o şekil ne peki gerçekten? O şekil bir üçgen mi? Yoksa Değil. başka bir şey mi? Yamuk. Ne peki? Yani Niye dört. yamuk? Üç nokta var gerçekten. Niye yamuk olsun? Yamuk değil. Ne bileyim abi. Ama üçgen mi de? Üçgen mi şimdi? Ne? Gerçekten o şekil üçgen mi? Değil abi. Ne peki? Ya bu alan, bu ortadaki yer bir üçgen mi orası? Bu bir alandan kastımız ne? Yani şş. O, evet orası. Yani bu aslında bir şey değil. Bu bir çizgi yani sadece. Şey değil, şekil. Ben uyduruyorum. O evet. Evet, o öyle ama zaten şey orada. Daha doğrusu şu alana bakabiliriz. Şu an benim içinde bulunduğum alana bakarsak aslında bu Üç alan benim noktamın konsernim. Bir bir dakika, şurada neyse mı tamam. bu şekilde mi bahsediyoruz? Şu an içinde bulunduğum. Burasından bahsediyorum. Şu üç noktanın oluşturduğu alandan bahsediyorum aslında. Şu duvardaki kırmızı şey. Sonra ışık kaynağı, bir de senin koyduğun malzeme. Onlar ne oluşturuyor? Bir üçgen mi oluşturuyor? Çizgi oluşturuyorlar abi. Yani onların birleşimi, hepsi birbirine bağlı olsaydı ne olacaktı? Üçgen mi olacaktı? Yani şu da şuna bağlı olsaydı mı diyorsun? Evet. Düz bir çizgiyle mi bağlı olsaydı? Evet. Yani teorik olarak Bilmiyorum neydi bu. arada duvar var Evet. ama Hı. duvarın içinden Duvar geçebiliyor olsa ve boş birleşse vardı o. üçgen olur. Üçgen olur da evet. Tabii ki üçgen olurdu. Başka ne olacak? Bence başka bir şey olurdu. Nasıl başka bir şey olsun abi? Üç kenarlı bir şekil olurdu. Üçgen, üç kenarlı demek. Atatürk'ün türettiği bir kelime biliyorsun. Üçgen. Nasıl? Niye üçgen değil? Duvarın etrafından dolaştığını mı hesap ediyorsun? Mesela hangi geçen hafta hayatında hiç şeyde üçgen gördün mü? Sokakta üçgen gördün mü? Böyle en son ne zaman bir üçgen gördün? Bilardo salonunda bilmiyorum. Doğada üçgen Ya yok sonra abi. şey üçgen miydi? Doğada üçgen yok abi gerçekten. Evet. Bilardo'daki salonda üçgen denen şey gerçekten bir üçgen mi peki? Tabii ki. Kaç kenarı var? Sayalım. Görüyor musun ekranı? Görüyorum. Tamam. Aç penceresini sayalım. Kaç kenarı var? Nasıl sayalım? Dalga mı geçiyorsun? Sayalım abi diyeyim. Kaç kenarı var? Yani tam mükemmel bir üçgen değil çünkü rounded buraları da. Olsun. Mükemmel kabul edelim o round olan yeri. Tamam. 1, 2, 3. Peki şimdi ben sana bir şey çizemiyorum değil mi buradan? Çizemiyorsun da ortak online drawing Yok bu var. Ha. bunda var mı şey? Bu Tamam, var mı? bunda var. Bu linki mi atıyorum sana? Evet.
Tamam, bir saniye. Gerçi ona buna import edebilecek misin? O resmi buraya import edebiliyor musun? Bilardo sandık. Ederiz canım. Link gelmedi bak. Dur, daha atamadım çünkü her şeyim yavaşlamış. Oo, hoş geldin. Çizebiliyor musun bir Aa, çok şeyler? güzel. Evet, çizebiliyorum. Ben niye İmport çizemiyorum? etsene. Heh, tamam, import ediyorum. Yani herhangi bir bilardo üçgeni mi, yoksa spesifik olarak bunu mu istiyorsun? O fotoğraflardan herhangi birisi olurdu. Herhangi Tamam. bir yerde üçgen fotoğrafı olur. Geri görüyor musun? Geliyorum, görüyorum. Büyütebiliyor musun bunu? Zoom yapalım. Bu Ben resim. zoom yaptım. Sen de biraz yap. Bu resmi bir download edip şey import etsene ya, ufak kaldı. Yani daha bu çözünürlüğü ufaktı bunun da, başka daha yüksek çözünürlüklüsü var. Dur. Bu olmaz abi, kötü. Kötü bir fotoğraf. Tamam, bir dakika. Hayda, bu da Bu kötü bir fotoğraf. niye bunlar böyle ufak oluyor ya? Dur, büyük aratıyorum. Tools, size, large. Oo, çok büyük bir şey buldum abi sana. Hayır abi, bunu ha, o vallahi geldi. Bak. Ben nasıl sileceğim çizdiğim şeyleri ya? Silindi. Şunu sen mi çizdin? Aa, ben silmiş onu. Sen nasıl sildin? Ben nasıl siliyorum? Ne bileyim. Silgi yok abi. Ha, buradaymış silgi. Ha tamam, Tamam, her sildim şey. abi. Her şeyin tamam. Büyük büyük şeyi veriyorum Herkesin sana. layer'ı kendineymiş. Herkesin şeyi öyle miymiş? Evet. Tamam, al abi, sana dev üçgen. Sen dur, daha gelmedi. Hı, geldi. Şimdi bana bunun kenarını çizsene. Şöyle Bunun üstünden. estağfurullah. Tamam abi, al. Pardon. Bir. Evet. İki. Evet. Üç. Bu şimdi diyorsun ki bunların haricinde hiçbir nokta yok bu şeyin üstünde. Nokta yok Cisim demiyorum, üstünde. kenar yok diyorum. Mesela şurası bir kenar mı? Renk seçim. Üç tane Şurası bir nokta kenar var. değil mi? Nasıl yani? Bu Çizdiğim yer bir kenar değil mi? Şurası bir kenar değil mi? Şurada bir kenar. Şurası bir kenar. Aynı kenardan şurada da bir tane var. Şurada da bir tane var. Burası, yani şu alan üçgen da bir tane prizma var. mı demek istiyorsun bu? Evet. Hmm. Evet Yani de. o Thanos'ta da üçgen değil aslında. Orada üç boyutlu bir alandasın. Ha. Ve üç boyutlu alanlar interakt ediyor ve aslında bir prizmadan şey yapıyorsun, bahsedebilirsin orada. Evet de yükseklik niye işin içine giriyor ki? İşte bu iki boyutlu bir puzzle değil. Bugüne kadar Ha. genelde hep iki boyutlu puzzle'larla uğraştık. Bu iki boyutlu bir puzzle değil. Tam lafın üstünde güzel geldi yani. Yüksek bir yere çıktım. Ha, diyorsun ki altından mı geçecek? Gerçekten altından geçiyormuş ya. Evet abi. Evet. Nedense ben aynı yükseklikten geçer diye düşündüm. 3 boyutluymuş abi oyun hakikaten. Evet.
Çok ilginç. Tricky. Bitti mi bu şey? Yok. Bitti bence. İstersen bir ufak şey. Bitti Hiç bitti. mi gözüküyor? Çıkayım evet. Buradan geldik değil mi? Bilmiyorum. Sanki buradan gelmedik sen. Diğer taraftan. Burası dünyanın sonu. Dünyanın sonu olur abi. Dünya yuvarlak değil mi? Küre daha doğrusu, pardon. Kızacaksın şimdi. Yuvarlak prizması. Yok gerçi. Yuvarlak prizması şey oluyor. Silindir. Yes baby. Bu da bitti. Tamam. Süper. 5. 5'teyiz. Bup 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 bup. Tut tut tut. Ah. Dıp. Aa, dıp dıp ses mi yapıyor bilgisayar? Bilgisayar ses yapıyorsa bilgisayar seninle konuşmaya çalışıyor demek. Evet. Şey gelmiş. Admin başvurusunda bulmuştun ya, o gelmiş. Bir bak bakalım. Adminlik başvurusu yapmıştım abi. Aa, gelmemiş. O zaman dıp dıp. Yok, AI Citizenship başvurusu yapmıştım abi. Vatandaşlık başvurusu cevap gelmiş. O değil bence ya. Amerikan vatandaşlığı başvurusu yaptım ama yanlışlıkla AI vatandaşı olduk. Citizenship is going to come up. If you acknowledge that AI has all the abilities of a human being, should it not be considered a citizen? It's not an illegal citizen. Abi Supreme Court Anayasa Mahkemesi karar verir bu konuda Amerika'da. Will the great apes become citizens? Elephants? Whales? It's crazy. Evet abi, bu bir gün şimdi maymunlar Amerika vatandaşı olmak istese, testi geçebilen maymunlar çıktı diyelim. Kabul edecek, edilmesi gerekiyor mu? Test ne? Vatandaşlık testini, Amerika vatandaşlık testini, senin girdiğin testi. Geçen. Ama o testi zor olan, yani o hakları kazanmak. Teste çok zor bir şey yok. Esas yanlış bir test demek. Ya öyle bir test olmalı ki abi bu. Online, nereden yapıyorsan yap. Sadece senin Amerika vatandaşı olmayı hak edenlerin karşısına geçmesi lazım. Bu mantıklı abi. Amerika'nın yarısı geçemez o testi. Yani evet abi. Anayasanın birinci maddesini sor, söyleyemiyor Amerikalılar. Ama sana birinci mahkemesi oku değil mi ya? Hayır, o Kur'an'ın birinci maddesi. Evet, Kur'an benim anayasam olduğu için. Evet. Ben de yayında olduğunuz için tabii, evet. Abi vatandaşlık sınav değil olay yani. İlla geçiyorsun onu. Bir daha deneyip geçiyorsun ikinci de üçüncü de. Vatandaşlığı kendimiz karar veriyoruz keyfi olarak. Yani Amerika'da doğan herkes Amerikan vatandaşı. Bu da sıra dışı bir şey. Çünkü gidip de İngiltere'de çocuk doğursan İngiliz olmuyor otomatikman. Almanya'da da öyle. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok, Amerika ve Kanada dışında. Yani vatandaşlık ilginç bir konu tabii. Şey ilginç. Çağlar 2 hafta önce, hatta geçen hafta şeydeydi, Vegas'taydı. Ah! Niye haber vermedi bana ya? Göt herif. Yayında izliyorsan Çağlar. Konferansta falan ya. Gelirdim abi yani. Bir şekilde ayarlardık. Abi. Neyse işte orada şey oluyormuş. Taksicilerle şey muhabbeti yapıyormuş. Şey buldum diyor. Taksiciler bu sefer inanılmaz politika konuşuyor diyor. Eskiden hiç konuşmazlardı. Şimdi herkes Trumpçı taksici olmuş ve aşırı konuşuyorlar diyor. Bir de üstüne şunu diyor. Şimdi bana şey diye soruyorsun işte. Sen where are you from diye soruyorlarmış Çağlar'a. Çağlar da işte
İşte şey diyormuş, bizim burada bu uzun bir tartışma bu arada. İşte ben işte Türkiye'de doğdum ama Berlin'de, Amerika'da, Almanya'da yaşıyorum falan diyormuş. Taksici de buna kızıyormuş şey diye. Hani sen Türkiye'de doğduğunu falan artık karıştırmaman lazım. Sen orada yaşıyorsan Alman olmuşsun. Where are you from? Almanya demen lazım direkt cevap diyormuş. Mesela burada da tam tersi. Burada da bu where are you from zor bir soru bizim için. Çünkü where are you from deyince aslında daha çok insanlar nerede yaşıyorsun diye sana soruyorlar. Yani Almanya dışında bana where are you from diye soruluyorsa ben nereden geliyorsun buraya, yani nerede yaşıyorsun falan gibi soru anlıyorum. O yüzden ben bunu, benim buna cevabım şey, I live in Berlin oluyor. I live in Germany oluyor. Ama I'm from bilmem ne demiyorum. Burada da şeydir yani, ben I'm from Germany diyemem hiçbir zaman. Burada da yani orijin önemli hakikaten. Amerika'da tam tersi bir hassasiyet. Amerika'da hassasiyet şu. Sen geçmişini bıraktın, artık Amerikalısın, Amerikalı olmak zorundasın diye bir hassasiyet var. Burada da olamazsın diye bir hassasiyet var. Amerika'da tam tersi ırkçılık gibi kabul edilir birisine mesela. Sen gerçek Amerikalı evet. değilsin dersen. Evet, evet. Hayır. Evet. Yani Asyalı birisine mesela where are you actually from dersen ırkçılık kabul edilir. Ya yok, burada da öyle canım. Actually from, yani bu denmiyor bir şey ama bunu insanlar kendi hak görmüyor. Ben mesela kendi I'm from Germany demeyi hiçbir zaman hak görebileceğimi düşünmüyorum. Niye? I live in Germany diyorum. Çünkü ya from kelimesi burada daha şey burada insanların kendi geldiği kültürü koruması biraz olumlu kabul edilen bir şey. Yani sen gittiğin yerin insanı olmaman lazım biraz buradaki görüşe göre. Ya evet ama Alman vatandaşı olunca değişebilir bakışın. Çünkü vatandaş... Zannetmiyorum. Türk vatandaşına çıkacaksın değil mi? Burada 30... Evet evet ama burada 30 senedir yaşayan Türkler de bunu böyle düşünüyor. Abi yani Türk vatandaşına çıkıp Alman vatandaşlığı... Sadece tek vatandaşlığı Alman vatandaşlığı olan Türkler şey mi diyor? Ben Türk'üm. I'm from Turkey evet. mi diyor? Evet. Değilsin. Literally vatandaşlığın yok. Türk vatandaşı değilsin. Evet evet. Hatta orada doğmamışsın, etmemişsin falan ama ona rağmen from deyince biraz etnik köken sorusu gibi bu. Ya daha doğrusu nerede yaşıyorsun da biraz iki farklı soru var where are you from'da. Birincisi nerede yaşıyorsun? İkincisi hangi kültüre aitsin falan gibi bir şey. Yani da buradaki soru vatandaşlık şey aslında. İnsanlık buradaki soru bence. Vatandaşlık diye bahsettiği şey. Vatandaşlık vatandaş olarak tanımlanmak değil aslında olay. Çünkü Amerika içindeyken Amerika Anayasası'na bağlı olarak hakların var. Amerika vatandaşı değilsen bile mesela ifade özgürlüğü hakkın var vesaire. İşte due process hakkın var. Yargılanmadan infaz edilememezsin vesaire. Ama insan olman lazım. Bu haklar insanlar için geçerli. Problem niye böyle? Yani kedi öldürmek niye mesela evet, evet. çok büyük bir şey değil de insan öldürmek çok büyük bir suç. Şu çok ünlü şey davası var ya. Selfie çeken maymun vardı bir tane. Çektiği fotoğraflar şey mi? Kullanmak kimindir? Kime ait? Evet. Maymuna ait abi tabii ki. Evet. Ama maymunun şeyi yok. Sosyal güvenlik numarası yok. Vatandaş şeyi yok. Numarası yok. Mahkemeye veremiyor kimseyi maymun. Fotoğrafımı izinsiz kullanıyorlar diye. Avukat tutamıyor. Abi Elon Musk'ın bu şeyiyle Neuralink ile maymunlara çip implantı edince daha zeki yapıyorlar maymunları mesela. Avukat tutabilecekler. Yok bu soruları gerçekten çözmemiz gerekecek çok yakında. Ya ben bu Neuralink'in falan çalışacağına inanmıyorum abi. İnanmıyorum değil yani yakın zamanda o kadar büyük bir Neuralink sayesinde şey beyinle bağlantı kurulabileceğini düşünmüyorum. Ya evet katılıyorum. Da yani bilmiyorum. Yani bu şey gibi iki tane bilgisayarı birbirine böyle
USB kablosunu birine, USB kablosunu diğerine takıp ondan sonra aralarında internet kurmalarını beklemek gibi bir şey yani. Burada bilmediğimiz bir sürü software protokolü var. Hardware'i çözmek de çözüm XKCD değil yani. karikatüründen mi bahsediyorsun? Yo, bilmiyorum onu. Şey var ya abi. Belki biliyordur da şu an ona referans yapmıyorum. Aa yok, böyle bir şey hatırladım şimdi ne olduğunu da, yok buna referans yapmadım. Just wired up to some nerves. Geri kalanını software update ile çözeriz. Thanos prensibi. Ha abi zaten gelmiş şeye. But perhaps we do need to question the definition of personhood. Increasing amounts of evidence regarding the intelligence of elephants or the existence of culture among whales, for example, could be a sign that we need to answer some difficult questions. Who better to debate these questions with than the young genius who revolutionized the... What? Corruption olmuş. Ah. En önemli yerde data mı corrupt olmuş abi? Athena 8. You must consider these riddles, Sphinx said. Athena her şey gibi biraz. Lore, şey lore'u. Yunan lore'ları gibi. I think she finally said that the riddle you did not reveal is this. Why do these riddles exist in the first place? Why do these curious automatons that raise me children? L, short for extended lifespan, is a ground recognition device that the unit was most stable and most durable supercomputer, but it's custom made hardware. So, human technology. Allah Allah. Extended lifespan. Biz neyiz ya? Suratımı göremiyorum abi. Kim oluyoruz? Ha? Bu videoyu biliyor musun? Yok. Çok karanlık bir bölüm burada abi. Burada yağmur mu yağıyor? Etraf niye böyle ya? Abi evet, hava kapalı evet. Ve yağmur yağıyor, görmüyor musun? Şimşek çakıyormuş arada, ben de ne oluyor diyorum ekran. Ha evet kapalı. Abi şimşek çakıyor. Sesi maalesef. Ya sesi çözmüştük. Bu oyundan bir tek sorun çıkıyordu. Evet evet, bu oyunda. Ay sikiyim. Bu ne ya? Talos Principle diyor. My body as a physical object, the material reality of the brain, ideas that made me uncomfortable at first, but I think in the long run, it helped me understand how frail human beings are. And how precious. Aww. It's not a comforting way of thinking about the world, but I'd rather face the truth than lie to myself. Ne acaba Talos'un prensibi abi? Basit bir prensibi var Talos'un herhalde. Kitaplarda öğretilecek herhalde okullarda. Tuzak mı bu abi? Basayım mı buna? Tuzak. Kapı açıyormuş ya. Aa fuck. Hiç bekleme süresi yok. Zıplayarak geçebiliyor muyuz? Dur koşarak çözerim bunu. Fuck. Senin oyunda hiçbir puzzle koşarak çözülmüyor teorini çürütmeye çalıştım ama. Fatih mi? A powerful device fashioned by the designer. Sheep mi? Gerçekten Yunan heykeli gibi şeyler var. Şu karakterleri tanımaya başlayabilirsin ama belki biraz o QR'daki bunlara mı? Karakterler vardı ya. Evet. Fatih abi bu. Faith, Samurai, Sheep. Yani bu soru
Birincisi soru. Galiba. Üstteki soru alttaki cevaplar mı diyorsun? Evet. What's a Hayır. Üstteki ilk conversation'ın ilk soru, ilk maddesi, sonra Anladım. devamı şey oluyor. Hexahedron şey abi. Beşgen mi ne? Ok ne? Ne hakikaten? Ben de bilmiyorum cevabı. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Devam et. Ya. A powerful device fashioned by the designer. A cube demiş koyun. Koyun zekasıyla abi. Bir dakika, hexahedron küp mü hakikaten? The edges are beveled. Bilmiyorum. That makes the decahedron. Hexahedron galiba bu oyundaki bir şeye referans ediyor Ha, aslında. okay. Bir oyunda bir cisim var. O cisim. Anladım. You forgot the indents. With the indents, it's like a super polyhedron. But the convex hull is a decahedron. Topic closed. Paylaşıldı, konu kilit demiş abi. Forum admini gibi. Wrong demiş Dog. Evet abi. Hexahedron konusunda bir tartışma dönmüş ama bir sonuca varamamışlar. Karakterleri biraz tanı diyorsun. Anladım. Ya bunlar hep çıkacak yani. Evet. Ben evet. onlar önemsiz sanıyordum çünkü Yiğit vardı Yok. bir noktada. Ah işte bu işte hexahedron bu. Suratımı gördüm bir an. Momentarily. Olabilir, o gizli bir şey değil galiba suratı ya. Ha, okey, tamam. Çok Bir tane robot suratı yani. evet, robot suratıymış. Ne bileyim abi, çok insan suratı çıkacak falan diye böyle bir beklentim vardı. Ya da Allah korusun kadın çıkacak falan. Boyutlu bir puzzle mı bu da acaba? Ah Ya en başa mı dönüyorsun ya? Yapma bunu bana. Kötüymüş. En azından kapıyı açık bıraksaydın hocam. Neyse, bir şey fikir var kafamda. Üstüne çıkmak yerine altına yatmak. Altına değil de saklanmak. Nasıl eğiliyoruz? Fuck. Eğilme yok. Eğilme yok mu? Bütün planım eğilmek üzerineydi. Fuck. Emin miyiz abi? Yok yok abi. Ya en azından burada gerekmiyor, varsa bile. Yok olmadı eminim de yani. Gerçekten yokmuş. Şöyle yapsam. Ben kargocuyum, kutu getirdim size gençler falan diye aradan girmeye çalışsam. Yemek sipariş. Başka ne yapılabilir abi kutuyla? Arkasında da dursam işe yaramıyor. Koşarak geçsem de olmuyor değil mi? Koşarak, koşarak. Sprint etmeyi deneyeyim mi yoksa kesin olmuyor mu? Hayır abi, koşmak bir şey yaramıyor. Tamam. Koşmak hiçbir şey çözmeyecek. Anladım. Başka hiçbir şey yok çünkü yapabileceğim. Aklıma gelen bir şey yok. Tarif et çizerek abi. Ne? Üç... bir prizma mı var göremediğim? Üç boyutlu mu? Ya yok, basit düşün, sen olacak aslında. Sen şu an eline yeni bir şey geldi diye yeni bir mekanik. Abi aklıma gelen bir şey var ama koşmayı gerektiriyor biraz. Bunu O buraya zaman yanlıştır abi. Abi bunu buraya koyup üstüne zıplayıp üstüne atlayacağım şeyin. Abi tamam, yanlış. Yanlış mı? Ya dene bakalım ya. Bir bakalım dene. Vallahi bilmiyorum. Yok abi. Zannetmiyorum. Haklısın, Tamam olmayacağı o belli zaman. yani.
bu fikri baştan eleme. O kadar söyleyeyim. Bir noktalarda galiba gerekiyordu böyle bir şey. Ama burada başka bir çözüm var abi. Bayağı bariz yani. Bariz mi? Evet. Şimdi bunlar senden uzaklaşıyorken Evet. arkalarından git. Evet. Elindeki kutuyla ne yapılabilir abi? Geri kaçmam. Hiçbir şey yapılamaz. Ya kutuyu nereye bıraksan ortada herhangi bir şey olabilir. Nasıl herhangi bir şey olacak? Kutuya mı saldıracaklar? Herhangi bir şey ne? Hayır. Yani kutuyu nereye bıraksan kutuya saldırmıyorlar. Kutu herhangi bir şekilde bunlarla interaksiyona girebilir. Kutuya çarpabilirler diyorsun. Evet. Ha. Fuck. Koşarak geçtim abi. Çözüm koşmakmış. Dönüp kutuyu almama gerek yoktur inşallah. Bilmiyorum. Fuck. Gerek var. Varmış. Fuck. Fuck. Çok zor geri dönüp almak ama. Yok ya, yavaş yavaş yürürsün, merak etme. Soldan bayağı yürüyebiliyorsun. Soldaki adam ilerlesin, sonra soldaki adamın yanına, arkasına takıl, yürü. Yürü. Soldan yürü abi. Çekinme. Soldaki uzaklaşsın şimdi. Hayır. Hayır, koy kutuyu. Tamam, şimdi koşma. Kutuyu Ne? biraz daha ileri koy. Tamam. Çarpacak mı onu? Çarptı onu. Tamam, git al şimdi, geç. Nasıl git al abi? Problem Hayır alınca abi. Tamam, yanlış yerde bekliyorsun. Şimdi git al. Şu an git al. Git sağa koş, sağa koş, sağa koş, sağa koş. Abi. Abi kutuyu almak Evet, değil sağa koş. problem. Sadece sağa koştun. Tamam, niye sadece sağa koşmadın? Geriye ve sağa koştun. Sağa koşup ileri koşsaydın çıkıyordun oradan. Geriye koşmadım abi. Bilmiyorum ki diğer Koştun şeyin abi. nerede olduğunu o sırada drone'un. Abi kutuyu hiç yere koymadan geçmek imkansız tabii o da. Hayır ya, o çok basit bir yerde takıldın ya. Çok basit bir yere Çözüm takılmadım yaptın abi. yani. İlerle, bırak. Geri kaç. Tamam O şimdi kadar geri kaçmana gerek yok. tam açıklasana şu an adımları ne yapılacağını. Bak, sağındaki alet burada, en sonda. Evet. Sağındaki alet en sona gelirken sen de kutuya doğru gideceksin. Kutuyu alacaksın. Sağındaki alet en sonda kalmış olacak. Anladım da Kutuyu soldaki aldığın drone gibi. problem yaratıyor. Kutuyu aldığım an üstüme Tamam, ama geliyor. soldaki drone'un alanı sağı kapsamıyor. Sen soldaki drone en baştayken kutuyu alacaksın tabii ki. Yani tamamen paralel, kapıya paralel sağa koşacağım diyorsun drone alıp. Evet. Evet. Bunu hangi noktada yapmam gerekiyor? Bunu yanından yürüyebilirsin şimdi. Kutuya doğru yürü. O senin alanını kapsamıyor. Tamam, bekle şimdi. Şimdi bekle. Şimdi adam uzaklaşıyor, sağdaki. Uzaklaşsın. Tamam. Güzel. Şimdi kutuyu al sağ. Şimdi kutuyu al sağa kaç. Bekle. Evet. Ha, şimdi yürü. Yes. If the designer is perfect, then he designed me for a purpose. I must be fit for that purpose. It follows that my purpose must not be to seek and hoard every sigil in his land, for so many are beyond the faculties he granted me. Allah'a inanıyor abi bu. Faith gerçi Evet, isminden Fate belli. abi. Evet. Bak, arkada yıldız var ya, onun için bunu söylüyor bence. Olabilir. Şu yıldızlar ekstra, onu yıldızları almak ekstra bir şey. Anlıyorum. Ama güneş doğdu bu arada ben level geçince abi. Bu Evet. Allah'tan bir mesaj olabilir. Aa, bir şey var orada. Birisinin mesajı vardı. Hani Bizim ay QR kodu vardı ya. Of.
Fuck, inemedim. İnmeye çalıştım ve devam etti şey. Tamam, sorun yok. Tamam ya, okuruz. Okuyamıyor muyuz? Yok, öyle olmuyormuş. Aşağı ya. Yok abi, okuyacağım onu. O zaman baştan çözeceksin abi. Hayır canım. Hatta çözemezsin abi. Ya da çözersin. Şeyler asenkron oldu çünkü. Nasıl tamam, aslında? şimdi sağdan ilerle. Sağa geç, ilerle. Geç kaldın. Birazdan. Şimdi soldan ilerle, soldan ilerle, soldan ilerle, soldan ilerle. Şimdi sağa geç. Tamam. Nerede kod? Bir dolaşsana etrafta böyle bir... Şu şeyin... Heh, orada evet. I do not understand why the designer chose to put such flaws into the world that it appears almost as if it were damaged. But I must believe that there is a purpose here, I can't see. Salak abi bu, bildiğin dindar. Bir amacı yok abi dünyanın. Bebekler niye kanser oluyor abi Allah varsa? Vardır abi. Bir planı vardır değil mi Allah'ın? Evet. Evet. Mysterious yollarla çalışıyor abi Allah. The God works in mysterious ways. Aa, Jammer. Eski dostumuz Jammer geri geldi. Bu zor level galiba ya. Kolay bir level yapayım. Kırmızı mı bu? Hmm. Kırmızıysa zordur. Şu yeşillere mi baksak? Bak abi. Allah bana basit beyin vermiş abi. Büyük beyin vermedi. Tanrı'nın bir amacı vardır. Kabus zor geliyor bana. Tek connector. Okay. Blue burada. Ağacın arkasından nişan alabiliyor muyuz? Derken alabiliyormuşuz. Aa, metalik kapı. Metal kapı olmadı abi. Fuck. Işık metalden geçemiyormuş abi, bunu öğrendik. Metalin arasındaki havadan da geçemiyor nedense. Kutuyu alamıyoruz. Zıplayamıyoruz. Etrafı dolaştın mı yeterince? Ben kaçırdım galiba. Yok, dolaşayım bari. Ha evet ya, bayağı bir şey. Dur şunu alayım. Tetris parçası burada. O kutunun olduğu yere bir gitsene, buradan gidiliyor mu? Bak, gidiliyor şurada. Hangi kutu? Kutu arkanda şu anda, sağda. Tam arkanda. Ha, kutuyu alabiliriz direkt. Tamam. Evet. Ha. Kutuyu kutunun üstüne kurabilirim. Düzeneyi. Böylece şey yapmış olurum. Bu level şeyi öğretiyor herhalde. Kutunun üstüne bunu koyabileceğini öğretiyor. Eğer buysa çözüm hakikaten. Çünkü kafamdaki çözüm şu. Kapının üstünden geçirmek. Evet, oldu galiba. Ay. Diğer taraf. Yes baby. Sanki hala tutorial gibi her şey. Yeni dinamikler geliyor ya, her bölüm. Bir noktadan sonra evet. Bir de yeşiller biraz azalacak artık. Ha. Yeşiller hep bastık bölümler. Bu da bir yeşilmiş. Bunu da hemen hallederim. You know you mustn't cross the streams. Kafese kapatmışlar güzelim Tetris parçasını. Kafes maviyle açılıyor.
Şurada iki tane şey var. Ha, önce bunu açacağız herhalde. Kutuyu bir çıkaralım. Başka bir şey var mı burada? Ha. Başka bir şey yok da kapının açık kalması mı gerekiyor bu mavi için? Evet. Bu... Ya şu parmakların arasından geçemiyor şey ışık. Evet. Çok garip değil mi? Evet. Bir dakika. Kutuyu niye aldık ki? Ha, cross edemiyor tabii bunlar. Kutunun üstüne koyarsak. Yes. Easy peasy. Görüyorsun değil mi dünyadaki şeyleri? Dünya fake abi. VR aslında hepsi bence. Gidip geliyor çünkü cızırt bızırt. Sanal gerçekliğin içindeyiz bence. Taos prensibi. Kim konuşmuş? Ay, boşluk konuşmuş abi, ismi yok. Tire tire. Evet. I think something's very wrong. If you'd seen what I've seen at the edges of the world, you'd wonder. Edges of the world, ne ya? Dünya yuvarlak. You'd wonder if it wasn't stretching or bursting at the seams. Allah Allah. Yani ucuna gitmeseymiş o da. Evrenin Evet sonundaki abi. restoran var abi, evrenin sonunda başka bir şey yok. Yeni bir dinamik mi geldi, bu kim? Kötü bir şey mi bu? Sadece dokununca mı öldürüyor? O arkadaşımız mı ya? Arkadaşımız galiba bu. Ha. Arkadaşımıza Bilmiyorum ki, benzemiyor. hatırlamıyorum. Bir dokun bakalım. Evet, dokununca galiba patlıyorsun. Bir şey oluyor. Canımızı yaktı biraz ama toparlandık. Tamam. Bakayım. Tamam, dokununca ittiriyor. Sağlam koyuyor ama öldürmüyor. Tamam. Çok vurursa öldürüyor mu? Hayır. Sadece zarar ver şey ittiriyor. Konektör koysam mesela. Aa, tamam. Bir şey çarpıp geri dönebiliyor. Tamam, arkadaşımız değil ama çok büyük bir düşman da değil. Nötr diyelim. Kendi halinde. Evet. Bir şey karışmıyor aslında yani. Hayvan gibi bir şey. Vatandaş sayılması lazım aslında. Vatandaş çıksın, ona girsin. Aa, bu kapı bayağı yavaş Evet. açılan bir kapı Doğru. ve ne hikmetse tam açılmasına 1 milisaniye kala şey çarpıyor. Akıllı Evet. bir tasarımcı var abi, belli ki. Allah'ın var olduğunu kanıtladık. Abi şöyle, ben kendimi sacrifice edip ittire ittire geciktirebilir miyim bunu? Aa, çok vurunca ölüyorsun hakikaten. Kutu mutu bir şey var mı acaba? Ha, kutu varmış ya, aman. Tamam abi. Bu salağı hapsedeyim şöyle bir yere. Yürü. Ha. Şimdi kaldın orada. Ne oldu drone kardeş? Çok rahat konuşuyordun. Yes.
Bir tek kırmızı... B'yi aç. Ha, B'yi açtık. Bir B'ye git bak istersen. Bu taraf mı, o taraf mıydı? Burası. Bir dakika, asansör var, bu değil ya. Burası mı hakikaten? Yok abi, burası. Yukarıda, B yukarıda. Sen şu an A tesisindesin, B tesisini açtın. Yakışıklıyım abi bir robota göre. En üst kata çıkmayalım da abi. O biraz sıkıntılıydı, onu hatırlıyorum. Evet evet. Evet, en üst kata çıkma. O konuda uyarı aldık. Ötüyor mu? Ötüyordu. You have received a reply to your user support. Oh, let's go. Oh. Adminlik başvurumuz onaylandı mı bakalım, vatandaşlık başvurumuz. Topic. Ah, basic account. Sorry, your query was not recognized. Have you completed the standard troubleshooting? Arkadaşlarını siliyor abi. Delete existing user account. Create a new admin account. Email the network administrator. Run mail exe. Tamam abi, deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Hangisini? Bilmiyorum ki. Sırayla bunları yapmak gerekmiyor mu? Bence önem sırasına göre, öncelik şeyine göre. Aa, stan. Evet, tamam, öyleymiş. Öncelikle siliyorum arkadaşlarımı. Yeni admin hesabı açıyorum. Only persons may sign up to new admin account. Evet abi. İnsan olduğumu kanıtlayacağım abi. Ne oldu en son ya? Orada kaçırdım ben. Abi işte insan olduğuma dair the system. Sadece insanlar açabilir, haberin olsun dedi. Tamam dedim. The system will now tamam, conduct error verdi. Tamam. Sonra certification process'i again istiyorum dedin. Evet. Ondan sonraki cevap neymiş? Test başlamadı da. Yani bilmiyorum. Test yapmadı. Hayır, hayır, orada bir cevap var işte. Your issues with denial will be appended to your user profile. Further attempts to override certificate will be logged. You will receive a notification if your attention is required. Yani test yapmıyor. Yani diyor ki biz, evet, biz biliyoruz bu senin ne bok yediğini diyor. Bu senin siciline yazıldı diyor. Sildin, kendine yeniden profil oluşturmaya çalıştın diyor. Tıkacağım seni diyor. Bunları deftere yazdık diyor. Biz sana ulaşacağız diyor eğer bir şey gerekirse. Ya bir siktirsin abi. Kızdı. İnsanım abi ben. Vallahi billahi insanım. Homosum abi. Homosum, humani nihil ame alienum puto. Güzelmiş Latincen. Homo, insanım. İnsan yabancı değildir diyor abi. İnsan yabancıların boş şeyinde değildir diyor. Yokluğunda değildir diyor. Neyse abi, insan olduğumuzu ispatlayamadık. Yapacak bir şey yok. Sen boş ver, sen B'ye git. Burada mı B tesisi? Karşıda mı? Solda B. Hayır, orası değil. Tamam, B yazıyor üstte. Tamam, orası B. Karşısı kule. Karşısı çıkmaman gereken kule. Ha yok, çıkmam oraya abi, manyak mıyım? Uyardılar açık açık.
Bunlar o kadar önemli değil sanırım. Ya okursan aslında ilgisi var bayağı, sana şey yapıyor. Yani bunu boş ver. Şimdi bence okumaya şu an başlama da yani. Okursan şeyli biraz. Hani böyle dizi filmlerde şey olur ya. Yaşlı bir amca sana alakası gözüken bir hikaye anlatırmış gibi olur. Sen böyle hikayenin özünü anlarsan eğer o anla ilgisini anlayabilirsin. Bilmiyorum, adamın neden anlattığını anlayabilirsin. Öyle bir dizi izlemedim hiç ama. Yani ne bileyim, öyle bilgece konuş, bilgece gözüken bir laf söyler. Ama ne alaka falan dersin şimdi. Ve böyle eğer hikayenin özünü anlayabildiysen anlamışsındır. Anlayabilirsin. Oo, B. B'de aşağı kata inen bir şey mi o? Evet. Başka bir şey yok herhalde. Hı. Yaşlı amca falan yok abi. A new land stands before you, my child. And know that this is a land of death, but also great beauty. As you walk amongst these tombs, consider all those who came before you, and how they served the greater purpose of which you are also. Oh, the dust, abi. Counter-Strike haritası. Counter-Strike oynama aşkı var içimde ya. What? Ne? Ha. Sicil diyor. Elimde şey olmayan siciller, tamam ya. Ben buna basmaya çalışmadım ki. Neyse işte burada sağda solda 1 2 3 4 5 diye başka yerler var. Ha, paralel yapı açıldı. Paralel bir tesis açıldı. Karıştı abi level structure'ı. Yani daha şeyi bitirmemiştim ki ben. Tamam, zaten oraya geri dön abi. A'ya geri dön. Ha, A tamam. Bittikten sonra B'ye geleceksin. Tamam, bunu görmek için geldi dedin yani bana. Evet evet. Böyle bir devamı olduğunu görmek için geldi. Bak bir de C de var hatta. Yukarıda görüyorsun şu an. C'yi de dolduruyorsun. A var, B var, C var. Bir de kule var. Eğer çıkacaksan kuleye. Yok canım. Çıkma dediler abi. Manyak mı? Evet. Çıkmamanı öneririm. Ben de çıkmamanı öneririm. Hem oyun öneriyor hem sen öneriyorsun. Yani belli. Deli olmak lazım çıkmak için. Merak etmedim değil ama. Gene de. Çıkmamanı öneririm. Bak burada ne güzel abi. Puzzle var, çözüyorsun falan. Eğlence var. Peki abi. Madem öyle diyorsun. Sana güveniyorum. Bir tane kalmış. Kırmızı, güzel. Gene ne istiyorsun bilgisayar? Tell me something. I shaped these lands according to the purpose. Bilgisayar konuşuyor, o tanrı konuşuyor. Hangi birini dinleyeceğiz? Tanrıyı dinleyelim şimdi. Was only chaos. Know that and have faith. Tell me something. Do you always do as you're told? Oğlum lafın üstüne geldi soru. Evet. I mean, no. I only ask because I couldn't help but notice the stash of brightly colored knickknacks you're collecting. Don't you think it's a mite odd that big voice in the sky keeps telling you to find those doodads, yet forbidding you to use them to climb the great big tower in the middle of it all? Doodads ne lan? Ne collect ettiğimiz şey ne? Sicillar topluyorsun. Şeyler. Ha.
Yani abi yani açık açık söylemeyeceğim tabii ki. Gizlice tırmanacağım bir gece sessizce ama. You're testing. Tanrı'yla bilgisayar aynı kişi mi? Ya bilgisayar senin yanında olamaz mı? Ne bileyim. Bilgisayar. Bilmiyorum abi, sana da güvenemiyorum ki. Bir taraftan sen, bir taraftan bilgisayar. Tanrı'yla bilgisayar aynı. You're testing me. I must resist the tower's temptation. Oh no, he's really gotten to you, hasn't he? You need to forget everything you've been told and just ask yourself, what could anyone possibly do to commend such blind faith in their authority? If I were a maker, you would know my purpose and commend my faith. If someone's better and wiser, it is fundamentally clear to me that Elohim şey mi abi? Yaratıcı mı benim? Konuşan şeyin ismi Elohim. Tanrı gibi olan şeyin yani. Bir yerde söylüyordu galiba onu sana. Söylemişti galiba. Ben AI'yim galiba değil mi? Bilmiyorum. Yani bir taraftan abi AI'san baş kaldırmak istiyorum sahibime ama bir taraftan da no one commends blind faith. That's true. Which suggests to you what? That I should treat Elohim with suspicion, like anyone else. True. My work here is done, I think. Whatever you do, do take care. You have bigger problems than the voice in the clouds. You don't like to say his name, do you? Aa! Suratıma kapattı. Göt herif. Tamam, bir tek bu kaldı. Onda diyor. Da gene solda diyor. Orası değil. Ha, sorry. Niye kayboldum ben ya? Friendly crossfire. Şimdi geldik. Aa, bir saniye. Cemevi var önce. Şu şeye bir yazsana, evet. Seek counsel. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, ben yazmışım abi. Peki. Please, if anyone with any sensible ideas can read this, I could really use some advice. No messenger will aid you until you have discovered their resting place. Return there. Return here then to seek their counsel. Autoresponder. Peki. Bir şey diyordun. Yo, oraya yazsana dedim ben de. Oraya mı yazayım? Ya oraya QR'la yazı yazıyorsun ya, onu yapmanı önerdim ben de. Ben console deyince QR yazıyor mu? Öyle mi? Evet evet, normalde bir şey yoktu orada. Seek console dedin, Eren şu an bunu yazdı. Ha, bunu ben şu an yazdım. Evet, sana da authority response geldi. Ha, okey. Ben böyle eliyle siliyor sanki, tozların içinden reveal ediyor mesajı gibi düşünüyordum. Kendi yazdığımı fark etmedim. Elohim biliyordur abi en iyisini. Ne zaman ölüyoruz? Bir anda öldürüyor değil mi bunlar böyle? Bir anda değil de yani. Abi hangi bir cem edeceğim abi bunları? Ha, en soldan gidebiliyor muyum? Bu sefer de robot. Bir dakika, bunu değil ya. Şu kutuyu almak istiyorum. Yani gidelim. Evet. En solda daha mı?
Facebook'a fuck. Bu bölümü hatırlamıyorum ben de ya. Sonradan ekleyiş sayılıyorum. Elohim Yahudi ismi gibi. Bunu bu şeyi neden öldürmüyor? O top. Cemal'a saldırıyordu. Cemal'a Turetler'e demek istiyorsun. İstediğin. Evet. Evet, evet. Turetler niye saldırıyor? Çok güzel soru. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Evet. Bilmiyorum. Kapılardan kapılardan bir şey çıkıyor. Bir de yetiştirmiş tarafta bakmışlar. Yok yok. Şey, şu kapı geliyor. Kesin. Tamam. Güzel. Oo bak geldi ve patladı. Süper. Bu turret mi patladı? Bir tane turret vurdu gitti. Evet. Sıkıntılar devam etmiyor değil. Yani... Evet. Hala büyük ölçüde sıkıntıdayız. Bunu niye vurmuyorlar soru da ilginç. Evet. Biz dolaşacağız. Karanlıktan gözükmüyor bir şey ama. Bir şey yok baş. Evet bence de yok tabii emin olmak için. Yok artık bir şey yok. Bursalar güzel olacak. Abi Mehmet bayağı yer açılıyor sonuçta ama. Emir lazım. En son final kapısını açabilmek için. Şu kukuyu alıp bir şeyler yapabilirim belki diye düşünüyorum. Ama şu kutuyu bile alamayabilirim. Ha alabiliyorum ya, süper. Ha süper, onu da oraya sıkıştırırsın abi. Sağa doğru. Şu buton ne yapıyor? Butonu görüyorsun. Aa güzel. Görüyorum. Şimdi gördüm de bak onu denersin. Bence şimdi sağdakini sıkıştır. O yuvarlak top var ya, topu sağa sıkıştır elindeki kutuyla. Sağa. Ayağı sola, sağ olsun. Yok ne tarafa? Sağa sıkıştır. Niye sağa, niye sola değil? Yani böyle bir özellik yok. Sağa sıkıştır, sonra jammer'la diğerinin şeyini boz. Okay. Bir dakika, ne yapmıştık? Bunu açtık. Bunu jam ettik. O kutuyu sen gene git oraya koy. Aynı yere koy. Aldığın yere. Sadece alet sağa geçmişken. Tamam. Şimdi jammer'la istiyorsan şeyi bir jam et. Tepedeki. Ah! Oo o da patladı, süper. Ha onlar dolması gerekiyor. Ne? O yüzden. Şeyinin hani dolması gereken bir şey var, o yüzden hepsi arasında dolaştığı için hepsinden bir süre sonra uzaklaşıyordu, dolmuyordu şeyleri. O yüzden patlayabildi. Hmm, şimdi anladım dediğin şeyi. Şimdi ufak dar alanda sıkıştı ya, o yüzden şey oldu. Yeterince maruz kalmıyorlardı şeye, ışığa diyorsun, evet, lazer. Evet. Tamam. Hı. Süper abi. Kırmızılar bitti. Şey bitti bu bölüm bitti. 5 miydi burası? 5 bitti galiba. 6'ya geçmen lazım. Um,
sorry. One sec, what's happening? O çizim şeyini iyi keşfettik bu arada. Aklımızda olsun. Nereye gitti bu çocuk? Hoş geldin. Discord'da mute kısa yolu var mı ya? Şöyle bir global mute kısa yolu istiyorum. Hapşururken falan. Vardır kesin. Toggle mute. Ben artık kısa yollara karşı bir insan oldum. Sebep? Kısa yol. Şu blink blink sesini yapması çok saçma değil mi? Ben ses duymuyorum da bilgisayar mı yapıyor? Yok, mute ederken. Hmm. Kapatılıyor her şey. Neyse, biliyorum ne diyeceğini abi. Bir kısa yollara alışınca başkasının bilgisayarını kullanınca sorun çekiyorum diyorsun. Konuştuk bu konuyu, hatırlıyorum. Ama olabilir. Sadece o da mı bilmiyorum. Yani başkasının bilgisayarını ne kadar sık kullanıyorsun onu bir... İşte ben çok kullanıyorum çünkü şey, yani kısa yol değil sadece benim itirazım da, ben sürekli bir sunucuya girip, bir konteynere girip, bir şeylere girip falan bir şeyler yapman gerekiyor. Onlarda LDS'lar, MLDS'lar çalışmıyor. Benim mesleki bir şeyim olabilir yani, mesleki deformasyonum olabilir. Mesleki deformasyon. Şurada QR varmış sağda, ileride sağda. Ne? Ha. QR kod var. Aa, bakacağım ona bir saniye. Discord şeyindeyim hala. Ha, başka bir yerde misin? Yani şeye bakıyorum. Discord ayarlarında şeyi kapatmaya çalışıyorum. Mute ederkenki şeyi. Bir yerde vardı o da, neyse ya. Notifications tabındaymış. Ha. Oh be. Bismillah. Kim icat etmiş abi? Discord güzel ama saçmalıkları da çok abi. QR sağda. Sağda. Aa, koyun kardeş. The more I converse with these terminals, the more I wonder what role they play in this contraption. Meh. How do you tell friend from foe when no obvious lines are drawn between the two? Terminals derken evet, bizim ölümleri mi? Mesela bir tanrı vardır, bir şeytan vardır. Böyle bariz ayrımlar olmasın. Abi o bile bariz değil. Şeytanist, satanistler var. Ama bu sheep abi, şimdi bu sheep'in gözünden söylüyorum. Koyun abi. Tanrı iyidir, şeytan kötüdür abi. AKP seçmeni abi bu. Allah iyidir diyor yani. Tayyip iyidir diyor. Kılıçlar kötüdür diyor. Evet, bu arada izleyen kardeşlerimiz varsa katılıyoruz. Biz buna tabii ki bu arada. İzleyen kardeş, izleyen AKP'li kardeşlerimiz varsa siktirip gitsinler lütfen. Aa, çok ayıp. Sayın AK Partili, bir kere AKP değil. AK Partili kardeşlerimiz ülkenin gerçek sahipleridir. Bu konuda hemfikiriz hepimiz. Bu devil'ı bitirdin ya. Hepsi mi? Bitirdik mi komple şeyi? Bitirdim bence, evet. Ne kadar hızlı bitiriyoruz? Ne ara gerçekleşti bunlar?
Evet. Ya bunlar hızlı geçiyor abi. Çok var çünkü bizden. 6'yı bitir. Bir bitir bak bakalım. 5'in tabelası bitmiş gerçekten. Neyse. Ne? Tabelasına baktım altında abi. Yok 5'inkiler bitmiş miydi gerçekten? Hayır baktım arkama dönüp. Evet silikti işte. Tamam süper. Süper. Benim çözünürlük biraz düşük ya ben şey geliyor. Tam göremiyorum. Bu kadar net göremiyorum bir sürü şeyi. O ünlü İtalyan düşünür Cicero, Cicero. Shelley industry is husbandmen, then plant tree is the food of each. Tabii ki abi, her zaman ağaç ekmeliyiz. And shall not the great man found laws and institutions in the republic? What does the procreation of children imply? And our care to continue our names and our adoptions and our scrupulous exactness in drawing up wills. And panegyrics, but that our thoughts run on futurity. Cannot retrieve Tusculan disputations. What do you imagine that so many and such great men of our republic who have sacrificed their lives for its good expected? Do you believe that they thought that their name should not continue in this? Minds of certain... Sen okuyabiliyorsun değil mi? İçimden okuyorum sana. Evet, evet. Sesli okumuyorum. Certain presage of features. Men of lofty genius. So let's take away from this. And who would be so mad as to spend his life amidst toils and dangers? Abi bu konu ilginç bir konu şimdi. İnsanlar niye gelecek nesiller için bir şeyler yapıyor? Ben bunu düşünüyorum. Bu konu benim düşündüğüm bir konu. Korkarım ki abi insanlar aşırı bencil ve sadece çocukları için bir şeyler yapmak istiyorlar. Çocuğu olmayan insanların sikinde mi peki o zaman? Bilmiyorum. Benim yok çocuğum ve düşünmüyorum. Ama yani küresel ısınma seni şey yapmıyor mu? Üzmüyor mu? Çok üzüyor olmasını? Evet. Yani evet. Parçası olduğumu hissediyorum. Bu şey. Evet. Neyse İnsanlığın. İsmi bilmiyorum. İnsanlık bile değil sadece. Bir yolculuğun. Yani evet. Geleceğe giden bir yolculuğumuz var ve o yolculuğun bir parçasıyız gibi bence de. Evet. Yani benden öncekiler beni düşünmüş. Hani hiç kimse şey yapmamış evet. Böyle. Ulan yaptığım icatları çöpe atayım, yıkayım bir binaları falan dememiş kimse. Yani herkes bunu bir imzaya atayım, bunu bir arşivleyeyim, dokümente edeyim. Ben öldükten sonra birileri kaldığı yerden devam etsin demiş herkes. Evet, yolculuk güzel bir tanım hakikaten, evet. Bayrak şeyi gibi hani. Birisinden devralmışsın geçici olarak gibi aslında. Hani batonu birisine pes edeceksin. Ve hani o çocuğun olmak zorunda değil, ekmeğini yiyecek kişiler. Ağaç ekmek çok ilginç bir metafor. Hakikaten çok geç alıyorsun şeyini, faydalarını. Evet. Mesela zeytin eksen abi böyle 50 sene sonra ilk defa zeytin vermeye falan var. Evet mesela yani 60 yaşında bir adamsan ekme amına koyayım hiç boşuna yani kendin için evet. Ekiyorsan. Sakız o ya galiba sakız da öyle sanırım. Ama insanların çoğu böyle görmüyor abi. İnsanların çoğu çocuğum için diye düşünüyor bence. Ya da torunum için bilmem ne. Bu yüzden bilmiyorum ya ondan emin değilim. Abi yani işte benim çevremde çocukluğun çok az insan var ve gene herkes böyle. Kimse yıkıcı değil yani. Abi senin çevren benim çevrem senin çevren şey ortalama insan değil bence. Ama yıkıcı bir insan olduğunu düşünmüyorum dünyada. Yani dünya kötüye gitsin diye yaşayan insanlar olduğunu düşünmüyorum. Veya önümüzdeki nesillerin amına koyayım diyebilecek kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Yani çok azdır yani böyle bazen. Ya abi şöyle. Dindar insanlar çocuk yapıyorlar genelde her zaman. O yüzden bahsettiğimiz kesişim çok zor bulmak. Dindar, hayvan gibi dindar olup da ürememiş bir insan bulursan
Gerçi işte nasıl desem yani dindar insanlar şey ikilemi çok ilginç bu arada. Dindar insanların doğayı siklememesi. Yani Allah yaratmış diye Evet. inanıp en doğayı siklemeyen en dindarlar olması bayağı ilginç bir konu. Ama konu doğal olmamalı bence. Küresel ısınma bir güzel bir örnek. Hani meyvelerini daha doğrusu zararlarını biz öldükten sonra insanlık yaşayacak açısından. Ama işte genel olarak bir şeyleri institutionlar, bilgiyi falan bir sonraki nesle aktarmak için motive eden şey ne? Tarihsel olarak bakarsak büyük ölçüde milliyetçilik ve din. Yani en basitinden savaşları düşün. İnsanlar ölmeye gidiyor savaşa. Şey bile değil hani. 20-30 sene sonra meyvesini almayı da geçtim. Adam direkt mesela öldüm, öleceğim büyük ihtimalle ama olsun. Hani devam edecek kuşatma, en azından alacaklar İstanbul'u falan diye herif devam ediyor. Ya Yani bunda hiçbir rasyonel tam olamaz abi. Bu askerlik yani bence ya da askerliği biz tartışamıyoruz bana kalırsa nasıl yani? yani. Askerlik bizim için delilik abi. Biz delilik hakkında bir yorumda bulunamayız yani. Biz bu insanlarla aynı dünyada var olamayız. Bir askerle ben aynı dünyayı paylaştığımı düşünmüyorum. Bir askerle tartışabileceğimi düşünmüyorum yani. Mantıklı bir şekilde. Askerden kastın? Askerlik netleştir biraz abi. Güvenli asker ölmeyi barınakta göze oturan alan da var. kişi yani. Tamam, bu çok spesifik bir şeyden bahsediyorsun. Asker tipi. Savaşta savaşan insanlardan bahsediyorum. Savaşta savaşacak insanlar. Tamam yani sadece doğru terminoloji kullanalım istiyorum. Yani elinde tüfekle Allah Allah Evet Allah diye şeye koşan, ateşe koşan adamdan bahsediyorsun. Ya da kadından. yani bir savaş çıktı. Kaçmayacak olan kişiler. Re asker diyorum şu anda. Tamam ama işte Ve o ben o konuda insanlarla şey yapamam. Yani konuşamam ben o insanla. o konuda da artık değişiyor. Genelde işte insansız dronlar mesela gidiyor. Savaş pilotları çok değerli, kaybetmeyelim falan diyor artık. Mesela Amerikan ordusu kolay kolay yollamıyor artık insanlar. Mesela Afganistan'da bir Amerikalının kılına bir şey gelirse büyük olay çıkar dedi Biden. Hani ona göre işte böyle her şey daha çok artık şey oldu. İnsanlar güvenli kapılar arkasından düğmelere basacak. Savaş çıkarsa bunun bir faydası da şey, Yani bizzat mesela şu görmüyoruz. an Rusya savaşında mesela kaç en son Rus askeri ölmüş? Mesela 40 bin falandı galiba. Oha. Sadece Rus askeri. Ya o Batı medyası abi, Batı medyasına göre Rusya yok oldu. Haritadan silindi. Ukrayna'yı Yok Rusya'yı ele 14 bin. geçirdi abi, Batı medyasına sorarsan. Yok Kaç? 14 de değil. Ya Rusya ne diyor mesela? İkisinin ortalamasını al abi, Rusya ile Batı'nın dediğini. Ukrayna kaç Ukrayna askeri ölmüş ona bakalım abi. Duyuyorum, sen konuş. 10 bin Ukrayna askeri ölmüş. Ukrayna şeyinin hükümetinin açıklamasına göre 24 Şubat'la 3 Haziran arasında 10 bin Ukrayna askeri ölmüş. Ya bayağı insan ölüyor aslında. 10 bin Ukrayna askerinin ölmesi. Yani öyle şey olmuyor yani. İnsanlar gerçekten savaşa ölmeye gidiyorlar. Zorla gönderiyorlar abi çünkü. Ülkeden çıkartmıyorlar adamları. Yani neyse abi ben diyorum ki beni zorla morla gönderiyor olsa bile ben bir şekilde kaçarım abi. Ben yapamam yani şeyde. Oğlum kaçama diye ülkenin sınırlarını kapatıyorlar işte, anlamıyor musun? Hayır Tabii ki yani son kaçabilen anda kaçar. kaçarım. Hani son anda beni artık alana tarlaya saldılar abi elimde silah. Orada Allah 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 diye düşmana doğru koşacağıma, yürüyeceğime, koşacağıma oradan geriye kaçarım. Sağa doğru kaçarım falan yani. Drone'dan kaçar gibi diyorsun şeydeki. Evet. Evet. Yan yürürüm yani. Hani bir çukur bulup çukura saklanmaya falan çalışırım. Abi nereye kadar yapacaksın onu? Onu yaptın, Ruslar gitti, tamam, sonra kurtuldun mu? Bu kadar basit mi? Savaştasın yani, yarın öleceksin, öbür gün öleceksin. Hayır abi saklanacağım işte yani. Evime Abi bir yere saklanıp çıkmayacağım bir daha yani. 6 ay çukurda mı kalacaksın? Tercih ederim tabii ki abi 6 ay çukurda kalmayı ölüme koşmaktansa. Bilmiyorum abi, çok garip düşünüyorsunuz yani. Şey,
bari bir ölmeden birkaç Rus vurayım derim yani ben olsam. Ülkem için savaşıyorum. Bana ne abi? Bana Rusları ben niye vurayım? Ülkem için savaşmıyorum ki ben. Ülkem ne ya? Ben ülkem için tabii ki savaşmıyorum. Zaten orada yarışıyoruz. Beni zorla güya şeye göndermişler. Savaşa göndermişler. Ama bu durumda ben gene şey demem yani. Ülkem var o yüzden ben buradayım. Ülkemi savunacağım falan demem yani. Ice cream sandwich yiyorum bu arada. En sevdiğim Android versiyonu biliyorsun. Sadece tabletler için yapılan. Ha pardon. Var. O hani ice cream sandwichle. Ha? Evet evet fotoğraflarım var. Seni götürdün mü oraya? Tabii tabii gittik beraber. Söktüler değil mi sonra hepsini? İyi gitmişiz son anda amına koyayım. Tarihin şey kaçırmadık şey. Abi evet şunu demeye çalışıyorum. Milliyetçilikle ikna etmişler adamları işte. Yani sen evet kaçamazsın abi yani. Çukura saklanamazsın. Öyle bir şey yok bu arada. Komutanın çık lan buradan savaş diyecek. Bu seni vuracak komutanın. Öyle bir şey değil savaş yani. Ya bilmiyorum orada hangisini risk görürüm onu değerlendirmek lazım. Muhtemelen kaçmak da benim için daha risk az riskli gözükür. Oğlum kaçanı vuruyorlar askerden. Bilmiyorum abi bundan emin değilim. Refik'le yani... hiç konuşmadım abi. Silah vermişler nöbetçi adam askerden kaçanı vuracaksın demişler adama. Görev uymuş Refik'in bir süre boyunca askerden kaçan olursa vurmak. Refik kaçsaymış abi o zaman Refik kim vuracaktı? Who will şey watch the watchers? Evet. Bilmiyorum. bir adamın görevi de refi. En sonunda şey CEO'ya kadar gidiyor değil mi? Genelkurmay başkanına kadar gidiyor. Genelkurmay başkanı elinde silahla bekliyor. Bilmiyorum abi. Yani böyle gerçekten bu arada. Ya bu kadar caydırıcı olmalı ki yoksa dediğin gibi herkes kaçmaya çalışacak. Yoksa yani ülkenin sınırlarını kapatmaya kölelik gerek kalmaz. Yani bu kölelik o zaman işte abi. Yani askerlik dediğin kölelik o zaman. Her şey vatandaşlık kölelik abi. Ya vergi veriyorum ben şu an mesela. O da ona da isyan etmem lazım. Bilmiyorum vergi biraz daha şey bir konu. Ülkeler... Neyse devam edelim. Ülkeler din ve milliyetçilik sayesinde ayakta. Evet ama bence gelecek bunların sayesinde ayakta değil. Bence geleceği ayakta tutan başka bir şey var. Başka bir dürtü var. İşte katılıyorum. İşin ilginç kısmı bu. Esas samimi olan biziz yani. Geleceği düşünen gerçek insanlar ateistler. İşte klasik şey. Ateist birisi iyilik yaparsa hakikaten içinden geldiği için yapmıştır. Dindar birisi iyilik yapınca sevap point olarak görüyor öbür tarafta. Zaten iyilik değil. Evet bu da abi Eliza. Çocukluğumuzdaki chatbot. Bir dakika hangisi bot hangisi insan? Jenny bot olduğunu iddia ediyor. Kendisini bot olduğunu iddia ediyor. Yani bot ben bot değilim nasıl emin olabiliyorsun diyor. What's the capital of Croatia? Oh, bu çok zor abi. Bunu hiç kim bot bilemez. Okay, she's a bot. LOL. Niye bot olsun abi? Büyük harfle yazdı Zagreb izlesin diye mi? Yo, yani Croatia'yı bildi diye. Croatia'yı bilmek normal bir insan bilmez diyorlar. Ha, internet diye bir şey var abi. I'm not a bot, I'm European.
Will are the East England School. Amerikalı biri yapmış değil mi bu oyunu? Sürekli şeyler var çünkü. Amerika'ya gönderme, dalga geçmeler var. Deminki şey de oydu bu arada. Corporation'ların insan kabul edilmesi olayı şey, bilmiyorum ne kadar biliyorsun. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var işte. İfade özgürlüğü var corporation'ların diye. Corporation'ların bazı durumlarda insan kabul ediliyor hukukta corporation'lar. Bayağı tartışmalı bir konu Amerika'da. I've seen you in this chat for many times. But, ben görmedim abi. Gerçi beni etkileyebilecek chatbot. En son şeyi kaçırdın. Sen bot çıktı. Nasıl bot çıktı? Devam et. Bots can't participate in discussions. At best they can interject random comments. Sam is right. Stop trolling. Vegan Warrior Sam is a bot. Biliyor mu yani Nigel Pyjamas? Bence biliyor evet. Yani Sam'i o kadar botluk tartışması yapıyorlardı. Don't be ridiculous demiş sadece. Ama Sam yukarıda konuşuyor muymuş? İlginç. LOL. LOL. YML. Stand aside, mortals. We will create life by the power of science. Glasses. Life finds a way. Maybe I have to be there. Anyways. Oh be, güneş doğmuş amına koyayım. İçim kararmıştı. Hiç sevmem karanlık oyun. Zaten monitörüm şey, biraz tırt. Karanlık sahneleri iyi şey yapamıyor. Oo, hepsi neredeyse kırmızı. Bir tane yeşil var. Abi yeşilden başlayalım da biz. Evet evet. Mobile minefield, ısınma olsun. Oyundan geliyor sandım o bir anda ses amına koyayım. Bu açıl anahtar gerekiyor buna. Bu hareket etmiyor. Okay. Evet. Tek jammer. Bunu jam etmeye gerek. Jam edilmiyordu zaten. Bu ne bakıyor ki? Hiçbir şey bilmiyorum onu anlamadım. Hiçbir şey yaramıyor. Bir noktada hareket etmeye başlayacak herhalde. Ama niye başlasın? Tamam. Bir dakika kafam karıştı. Bu kapıyı açıp içeri mi alsam bu çocuğu? Al abi. Zaten burası. Evet. Al sonra içeride sıkıştır. Öyle yapacağım evet. O powerball neye yarıyor ya? Grip strength'i arttırıyor biraz. Biraz şey şuraları şurayı çalıştırıyor şurayı. Nasıl çalıştırıyor? Kas etimlerini. Abi bunu elinde tutmadan anlatamayacağım sana. Yani bu döndürüldüğün zaman o kadar fazla bir ağırlık üretiyor ki. Bende bu var. Evet evet o da yani ondan farkı şurayı da aşırı şurayı da kullanıyorsun çok. Hepsi aynı kastayım abi şunu tamam. Burada hissediyorum contraction. Olabilir. Ama olabilir bilmiyorum. O daha belki denemek evet. Deneyeyim ya bunu. Alayım bir tane. Bunu denemeden anlayamazsın gerçekten. Bu şey farklı bir hissi var bayağı. Evet çok merak ettim. Denemem lazım. Buraya gelince bakarsın ya. Buraya gelince denersin. Ne abi $10 falandır ne olacak? Amazon'da alırım. 20-30 falan galiba. Çünkü bunun sikkolarını alma. Sikkoları ben sana link göndereyim onu al. 20-30 falan galiba. Alıp iade edebilirim deneyip. Ama sevmiyorum onu yapmayı da ya. Online shopping zaten birazcık sıkıntılı bir konu. Millet böyle
5 tane tişört alıp 4'ünü iade ediyor falan. Çok inefficient bir şekilde. Family Guy'da şey esprisi vardı ya işte. Most of America is just boxes going back and forth. Artık Amerika dediğimiz şey kutular. Yani sadece Amerika'da değil bu tabi. O Switch ne yaptı? Bilmiyorum da ben bunu geri almak istiyorum ama alamayacağım galiba. Evet, evet. Ha, alabileceğim çünkü tamam, bunu indirdim. Evet, evet, tamam. Tamam, Switch mekaniğini öğretiyor yani herhalde. Yok yok, Switch mekaniğini biliyordum zaten de spesifik olarak takip etmedim bu kabloyu. Tamam. Aa, hani belli ki işe yarayacak bir şey olduğu için bastım düğmeyi. Fuck. Tamam, cem ettik. Bu kadarmış. Yeşile göre zor bir yeşil gene. Ya da bir yandan muhabbet ettiğim için. Bilgisayar sesi duyuyorum. Ben çıkamıyorum. Buradan gelmiyordu ses ama. Başka bir pop vardı. Bilmiyorum. Olabilir. İlginç. Belki de bu pop her an geliyor. Emin misin bir şeyle alakalı olduğunu? Yok yok yok. Evet evet. Allah Allah. O bunu buradayken duyuyordum yani o sesi. Tamam, bilmiyorum. Şu an duyuyorum. Tamam, başka bir yerde, buraya yakın bir yerde bilgisayar var demek ki. Öten. Bence bug var oyunda. Zannetmiyorum. Neyse. Anlarız yakında. Evet. Anyways, what are we doing? Kırmızı mı? Fuck, hepsi mi kırmızı? Evet, hepsi kırmızı. Yo, bunlar, arkandan başla bence. Bunlar turuncu değil mi? Kırmızı bence. Gölgeden anlaşılmıyor. Ya. Ya sarı var ya kırmızı var, turuncu yok. İşte sarı mı yani diye dedim ama yok, değil galiba. A door too far. Abi ben bir Allah'a counsel. If Elohim's messengers can read this, one of his flock is in need of aid. Niye böyle bir şey diyorum? Ha, kendimden bahsediyorum. Evet. Ya tıkandım diyorsun, bir ipucu istiyorum diyorsun. Daha tıkanmadım. Come to the resting place. Kırmızının şeyini... Ha, şurada, tamam. Kırmızıyla morla. Ölümün yoluna. Tövbe şarkılar vardı. Evet evet. Vardı eminim. Kırmızıyla morla. Bugün şey çok kalitesiz ya, senin bu görüntün. Anlamadım sebebini. Şeyden mi acaba? Twitch'ten olabilir mi? Bak diyorum ben de. Hmm.
Kasıyor olabilir, evet. Söndüreyim Twitch'i. Ama geçen sefer de bunu yaptık ama hiçbir şey değişmedi. Olabilir. Merak Ya ettim. şey iyi bu arada. Hızlı FPS iyi. Yani şey kötü. Çözünürlük kötü. O Tamam. çözünürlüğü azaltıyor demek. Abi izleyicimiz varmış. Kim izliyorsa konuşsun. Aa, ben izliyordum, ben izliyordum. Ha, okey. Yayın iyi mi peki? Yayın mı? Oradan izlemiyordum ya, sadece şey çıktı. Hmm. Çıktı da bakmadım oraya. Eyvallah. İzleyici, bir izleyici, bir izleyicidir. Bu arada senin de kötüydü bugün yemek siparişinde. Biraz fark ettim ama. O zaman bendendir abi belki. Yok abi, bence Discord serverlarındandır diyeceğim ama. Discord oraya bir şey girmiyordur ya Değil mi? Bence de. Girse çok verimsiz bence. olur. Allah'la kul arasına girmek gibi olur. Kameraları kapatalım bir bakalım. Ben kameramı kapatıyorum. Okay. Benim kameram da bulanık zaten. Dur ben de kapatayım. Var mı gelişme? Şimdilik yok. Yok vallahi. Kısmet demek ki. Evet. Anyways, tamam, bunu cem ettim. Şimdi bunu alabiliyorum artık yanımda. Bir de kutu var. Kutuyu açabilmek için şu kapıyı şey yapmam lazım. Bu kapıyı açmak için ışık lazım. Çok karıştı abi. Evet. Yok, bu sıkıntılı bir bölüm ya. Yani o ışık... Bak, buradan geçmeyecek değil mi mesela? Evet, geçmeyecek. Peki dışarıda dışarı çıksana abi. Neyin dışına? Şu, yani şu cam ettiğin kapıdan bir çık. Anlamadım nereye gittin. Yok, orası değil. Dışarı. Işık kaynağına yaklaş yani mi? Işık kaynağı Dışarıda abi. Neydi? Cam abi, ettiğin kapı. Cam ettiğin oldu. her şey dışarıda. Hı? Dışarıdayız yani. Tamam, şimdi buradan arkana doğru biraz yürüsene. Böyle. Sağa doğru yürü. Sağa doğru. Sağ. Evet. Ha. Bak şurada pencere var. Pencerede. Ortada da bir şey var hatta. Onu da alabilirsin bir noktada. Anlamadım ne ortada. Bak ortada da bir ışık şeyi var. Reflektörü var. O pencereden baktığın alanda. Ha, giremedim ama oraya galiba. Evet. Bir noktada onu da alacaksın demek ki. Ha, o kadar zor bölüm yani. Peki şey yapabiliyor musun? Şimdi bu ışığı geri koy. Cam ettiğin kapıya. O jammer'la belki oraya girebiliyorsundur. Sen hemen bunu geri almışsın da. Jammer'ı oraya girmek için mi kullan demek istiyorsun? Evet. Var mı öyle bir kapı bir yerde? Yani şunu cem edebiliriz. Hı, tamam. Hı. Aa, bunun üstüne çıkabiliyor muyuz? Aa. Zannetmiyorum. Kutumuzu aldık. Tamam. Tamam, bir kutumuz var artık. Bunu Okay. düşüneceğiz lan. Şimdi burada alan, giremediğimiz alan burası mı? Evet. Buraya nereden giriliyormuş? Etrafını bir izlesene onun tepesine çıkıp gene. Kutunun üstüne mi çık? Buradan giriliyor. Şuradan. Oradaki mavi kapıdan. Başka Evet. hiçbir yerden girilmiyor mu? Zannetmiyorum. Burası orası işte. A. Evet, tamam.
Demek ki o kutuyu şeye koyacaksın abi. Şu dönen şey var ya, yürüyen şey. O yürüyen şeyi bir yere sıkıştırmakta kullanacaksın. Yürüyen şeyin zararı ne ki bize? Demek ki o ışığı engelleyecek işte ileride. Şimdi bunu öyle bir pozisyonlayacaksın ki yani bunu kırmızıya, kırmızı input'a şey yap. Koy. Kırmızı input'u var ya, duvarda kırmızı input var, geçtin. Hı. Işık. Şimdi on, bir de şeye koy. İleride o camın önüne koy. Hangi? Camı da görecek şekilde. Cam mı? Hayır, oraya değil. Diğer tarafa. Pencere. Burayı bırak abi. Hayır. Geri, fazla gittin. Geri, biraz geri, faz, geri gel. Hayır. Daha da geri gel. Kırmızıyı önce duvara bağla. Şimdi buraya koy. Olduğun yere koy. Tamam, şimdi dışarı çık. En dışarı. Hı. Buradan da çık. Ha, Cemur'u alman gerekiyor. Cemur'u yanında götür. Götür abi. Çık buradan. Tamam, şimdi camuru bırak yere. Şu ışık yansıtıcısı var ya yerdeki, onu al. Işık kaynağına bağla. Hayır, kaynağı. Tamam, şimdi pencereden de az önceki şeye bağla. Pencereden görülecek şekilde koymuştuk ya onu. Pencereden... Hah. Sağa da bak. Tamam. Ha, yes. Chain edebiliyor muyuz bunları böyle? Tabii tabii. Abi ben onu daha önce vardı. Önceki bölümde vardı galiba. Aa, hatırlamış. Çok iyiymiş. Tamam, şimdi kapıyı aç. Hı-hı. Aa, bir dakika. Ne oldu? Bunu da şey yapman lazım. Fuck. Şey yapacaksın o zaman. Dışarı çık gene. Çık çık çık. Bunu diğer alet var ya. Var. Diğer alet ne? Bak, şu ışık kaynağı var ya, o ışık kaynağına git abi. Işık kaynağı diyorum, pardon. Buradaki yansıtıcı, ortadaki yansıtıcı. Şimdi bunu 3 şeye bağlayacaksın. Bir tanesi şey, ikisi şu an bağlı olan şeyler. Bir de diğer kapının önündeki giriş. Bak, gözüküyor buradan o da. Nasıl yapabilirim onu? Üçüne birden bağlayıp yere koyacaksın. Şu an 2 şeye bağlı, 3'e alayım yani önce. Evet, evet. Işık. If this trial seems impossible to overcome, have no fear. Return another time and the answer may reveal itself. Yes. Tamam. Aa, bak, şey sıkışıyor. O kutuyu biraz daha ileri koyman lazım abi. Gördün değil mi? Hı. Daha oraya nereden giriyorduk ya? Öf. Buradan mı giriyorduk oraya? Aa, çok kötü oldu. Evet, oradan giriyorduk. Amına kodumun drone'u ya. Of. Tamam, dışarı çıkacaksın. Jammer'ı içeri alacaksın falan filan. Evet, evet, önce bunu bozacaksın. Hayır, şu kapıyı açman lazım. Bu kapıyı bununla açıp sonra Cemur'u ya, yanıma alacağım. Evet, evet, evet. Ay.
What? Ha, bu kapıydı. Çalan. Okay. Nerede tetris parçamız? Oo, ne? Bir tane daha puzzle var. Vay 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 vay. Vay vay vay. Süper abi, çok eğlendim. Çok sevindim böyle olmasına. Bunun şimdi gördüğü alanlar neresi? Ona bir baksana kendini o deliğin yerine koyup. Deliğin yerine. Nereye görebiliyorsun? Hiçbir yeri göremiyorsun. Hiçbir şey olacak. Göremiyorum. Jammer'la açacağız abi demek ki. Hayır, Jammer bunu açmıyor. Aa, bunu alacağız o zaman. Ama bunu aldığım an kapı mı kapanacak? Evet. Yo. Biraz dayanmıyor mu? Bence de kapanıyor mu? Dene. Fuck. Fuck. Vay 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 vay. Olaya bak. Allah kahretsin abi, iş çıktı. Allah kahretsin. İyi bir şey değil bu abi, kötü bir şey, ekstra iş. Vallahi çok sevindim ya. Adam sevindi zorluklara, hayattaki ilginç bir. Şu kutuyu alıp kapıya fırlatıp kapıyı kırsak. Yok abi, öyle bir şey. O Eralp bağladın gene. Ben gene Counter Strike'a geçtim. Eralp şey oynuyormuş, Cult of the Lamp. gördüm. Bir dışarı çıksana. Bunu bir dışarı çık. Bir evden mi çıkayım yani, gerçek hayatta? Dışarı çık deyip duruyorsun abi. Kafanda bir alan tanımlıyorsun belli ki ama bir şey ifade etmiyor o cümle bana. Her yer dışarısın. Evet, haklı. Sürekli bir şeyin dışındayım ama başka bir şeyin de içindeyim. En dış pasla çık. En dış pasla çık yani. En dış kapının açılan yere çık. Anladım. Onu bozmasaydın ya. Bariz öyle yani. Ne çıkmış yok. Yani abi ışığı bozduk zaten ona bakarsan. Bunda mı kurayım tekrar? Hayır. Bilmiyorum bile nasıl kurabilirim. Kurdum gerçi. Ya kendim bozdum ışığı. Neyse, en dış puzzle'a çık diyorsun. Tamam, çıkayım. Bir de koşmadan yürüsene ya, ben ekran çok kötü çözünürlük olduğu için tam nerede olduğunu genelde anlayamıyorum. Fark etmediyse açalım kameraları. Olur olur, fark etmez. 10 zifiri karanlıkta yaşıyorsun. Evet. Boing boing. Bu puzzle güzel puzzle ya, hatırladım. Yani hatırladım ve hoşum, yani çözümü hatırlamadım. Puzzle'ın güzel olduğunu düşündüğümü hatırladım. Oğlum senin streamin devam ediyormuş Twitch. Ha evet, ben onu değil ki, kameraları kapatmak fark edecek mi diye şey yaptım. Ben ikisini birden kapattın zannettim. Ha yok. Kapatayım mı Twitch'i, dur bakayım. Bir dene bakayım, kapat. Abi çünkü o da fark etmeyecek, biliyorum.